Dün o hocalar çıktı. Bunlar din teknikeri ya. Evet, tamam. Din teknisyeni. Tam tipik tekniker. Krokiler çiziyor. Yani dinin ruhu değil de teknik yönüne ilgileniyor bunlar. Dinin ruhunu hiç anlamıyorlar. Dinin ruhundan bir haberler. Halbuki din, sevgi, merhamet, şefkat, derin iman, Allah korkusu, Allah sevgisi. Hiç bahsediyor mu? Habire kroki, o krokiyi alıyor, daireler çiziyor. Ben diyor çok emek verdim diyor, işte üniversitede tez verdim diyor, ben profesörüm diyor. Birçok mektup sundum, dergilerde yazılarım yayınlandı diyor. Ve beni dinlemeniz lazım diyor. Ya kardeşim sen teknikersin, din teknikerisin. Yani din mühendisisin sen. En yüksek seviyede bu olabilir, din mühendisi olmuşsun. Ama sen din adamı anlamında, yani takva anlamda, derinlik anlamında, ruh anlamında, sevgi ve derin iman anlamında bir alamet vermiyoruz. Zayıf, çok çok zayıf. O yüzden dehşete kapıldılar. Bak siz iki uçlu kuyruklu yıldan bahsettin. Adamın nevri döndü, aklı gitti adeta. Panik oldu. Çünkü onu halk duyduğunda ikinci bir ihtimal vermeyeceğini anlamıştır. Ya diyor, birisi diyor, yalan söylemiştir diyor. Ya bu nasıl bir yalan ki peygamberin hadislerin içerisine giriyor. İki uçlu kuyruklu yıldız. Yani bir kere bu mantıklı bir şey değil. İki uçlu kuyruklu yıldız. Çok acayip bir şey bu. Ve diğer kuyruklu yıldızların daha parlak diyor peygamber. Ve diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gider diyor. Şimdi bu muazzam üç tane detay var. Bu kadar yalan olur mu ya? Hadi diyelim ki bir yalan söyledi desek. Bu kadar isabetli, 1400 sene sonra tam vaktinde de çıkacağını biliyor. Bir de arkasından bak bunun çıkmasından önceki olayları bildiriyor. Diyor ki kuraklık olacak. Çıktıktan sonra da yağmurlar çok fazla yağacak. Her yeri sel basacak diyor peygamber. Şimdi burada 8'li 9'lu zincirleme bir sistem var. Böyle bir yalan olur mu ya? Bak hadisi inkar ettiğin, inkar için şunun çırpınma şekline bak din mühendisinin. Hadi oradan kurtuldun diyelim. Kabe baskınından nasıl kurtulacaksın? O da yalan diyor. Ya çıkmış baba, aynı sene çıkmış. Hadi ondan kurtuldun. Keban, baraj, Fırat'ın suyu kesilmiş. Aynısıyla çıkmış. Ondan nasıl kurtulacaksın? Afganistan'ın işgali yok diyor, öyle bir şey diyor. Siz sonra tarikan deyince anlamadı, tarikan da ne olduğunu bilmiyor. Din mühendisi olduğu için. Akıl almaz bir dehşet yaşadı. Ya kardeşim yüzlerce hadis aynısıyla 30 yıl içinde hepsi çıkmış. Sen nereye çırpınıyorsun ey din mühendisi? Din teknikeri nereye kadar çırpınacaksın sen? Teknikerliği doğru yani. O yönde mükemmel. Hakikaten bir din teknikeri. Hakikaten din mühendisi. Mühendislik açısından mükemmel. Yani sosyolojik analiz yapmak açısından mükemmel. Ama dinin ruhu derinliği açısından hiçbir şey yok adeta. Çır çır çırpılıyorlar. Bu durumu iyi analiz eden yazarı yazalım. Bunun üstünde çok duralım. Bak diyor ki peygamber hadisinde bir şey söylenmiş. Şimdi bak bu dediğinde 7-8 tane detay var. Teknik detay. Olduğu gibi çıkmış. İkinci bir hadis daha var. Sıralamaya göre. Bunda da en az 6-7 detay var. O da çıkmış. Öbüründe 8 detay var. O çıkmış. Öbüründe 12 detay var. O da çıkmış. Ne kadar biliyor musun? Yüzün üstünde. Din mühendisleri paniğe kapıldı. Şimdi orada bağırtının sebebi halkın duymamasını sağlamaya çalışıyorlar. Siz diyorsunuz ki mesela iki uçlu kuyruk düz bağırıyor. Yaygara yapıyor. Ya bırak onu bir desin. Dedirtmiyor. Var gücüyle bağırıyor. Televizyon kanalları bu fevkaladeliğe dikkat çekmesi lazım. Bir fevkaladelik var. Bak adam bu konu açıldığında bağırmaya başlıyor. Sen mesela orada din mühendisi olarak konuşsan ondan hoşuna gider. Konuştururlar seni. Yarım saat konuş din mühendisi olarak. Ama dinin özü ve insanların iman edeceği şekilde konuştuğunda, insanların imanını coşturacak şekilde konuştuğunda bağırmaya başlıyorlar.
Yalnız o Nur Doğan'ın dediği dünya dağılacak işte, o olabilir yani, o şey değil. Cenab-ı Allah mesela ahireti dünyadaki topraktan, bu malzemeden yapabilir. Evet, inşallah. Yani onda bir şey yok. O evet. Orada onu inkar ediyor değil yani. Evet. Öyle gibi görünüyor ama değil, inkar etmiyor yani inşallah. Evet, inşallah. Yani dünyanın toprağını Allah kullanıyor olabilir. Kur'an'da da ona işaret var, evet, benim gördüğüm. Makul de yani. Evet. Ama benim anladığım yuvarlak olmayacak. Dümdüz tepsi gibi yapacak Allah. İnşallah. Yani o nasıl olacaksa artık Allah'ın hikmeti. Yani böyle hani elips tarzda, dümdüz tepsi gibi. O zaman tabii alan çok genişlemiş oluyor. Genişlik, alan çok genişlemiş oluyor. Yalnız tabii öbür yıldızlar duracak bu durumda mı? O belli değil yani. Onu ben tam anlayamadım. Ama dünyayı yani tam iyi yere konuşlandırmış Cenab-ı Allah. Çok evet, mükemmel yere konuşlandırmış. Ya tabii onlar da işin bahanesi Cenab-ı Allah. Onların toprağa falan da ihtiyacı yok. Evet. Yani direkt yapar Allah'ını da. Fakat zaten Mehdi çıkınca o insan anlar olayı. Evet. 2019 dediniz, bayağı heyecanlandılar. Tamam diyor, biz de buradayız, bekliyoruz diyor. Evet. Allah ömür verirse inşallah beklesinler. İnşallah. Bakın yerin başka bir yere, göklerin başka göklere dönüştürüldüğü gün diyor. Demek ki dünyada. Evet. Ayetin ifadesine göre. Muhtemelen Allah'ın, benim anladığım tepsi gibi dümdüz yapacak Allah. İnşallah. Yani bir düz arazi şeklinde. Evet. Her ülkede zevkli ya, çok şahane yani. Evet. Çünkü öbür yıldızlar falan dursa, yani insan oralara bakıp gezip görme imkanı olsa çok şahane olur, bayağı eğlendirici olur. Tabii takdir Allah'ın, yani hiç ummadığımız şey de yapabilir Allah. Çünkü biz dünyaya bir geldik, hiç ummadığımız acayip bir ortama geldik. Sonra maddenin gerçek anlamda olmadığını anladık. Mesela bu da bir acayip bir şey. Şaşırdık kaldık yani. Bunu da sonra öğrendik. Allah kıyamette dünyanın yani paramparça olacağını, dağılacağını söylüyor adam. Evet, dağlar kum gibi erir diyor. Deprem etkisi onda, o var ya. İşte Kur'an'ın onu belirtmesi mucize. Ya yani titreme sonucunda dağ hakikaten dağılıyor bir süre sonra. Kum gibi eriyor. Muhammed Nur Doğan diyormuş ki, hadisleri kastederek ben bugün bir şey atsam kafadan 10 yıl sonra yarı yarıya gerçekleşir. E at. Atladın. Ya kardeşim şu olacak işim, bak sen kuyruklu yıldız diyorsun. Ve iki uçlu bir kuyruklu yıldız. Ya yalan söyleyecek adam, peygamberimi tenzih ederim. Bir kuyruklu yıldız çıkacak der. Yani bu makul. Efendim ama bak iki uçlu diyor. Yani teknik olarak imkansızdır iki uçlu olması kuyruklu yıldızın. Daha parlak. E bunda bir mantığı yok. Bakın en mantıksızı, en acayibi diğer kuyruk yıldızların aksi istikamete gidiyor. Hiç tarihte görülmemiş bir şey. Evet. Ya ben şimdi Mehdi'nin alametlerini sayıyorum. İşte kaşı gözü böyle. E diyor sen kendini anlatıyorsun. E tamam benziyor, doğru. E ne yapayım, benziyorduğunu anlatmayacağım mı? Ya diyeceğim lan burada bu bana benziyor aynı. Şimdi anlatırsam şüphelenir insanlar. E ne yapayım, anlatmayayım bari diyeceğim. Akla bak ya. O beni ilgilendirmez ki, benziyorsa benzer. Evet. Birçok kişiye benzeyebilir. Doğru, benziyor. Ama bu Mehdilik için yeterli bir şey değil ki. Mehdilik, sen cayır cayır İslam aleminin başına geçersin. İstersen ona Mehdi de, ister deme. Kaç yazar Mehdi demesen kaç yazar yani. Evet. Zaten Mehdi diyemezsin. Mehdi gibi diyeceksin. Kabul etsen ne olur, etmesen ne olur. Zaten geçmişsin İslam aleminin başına yani. Değil mi? İspatı budur. Tipi benziyor değil. Kaşı gözü benziyor değil. Bunlar din mühendisi. Başarılı mühendisler. Bak her şeyin bir mühendisi vardı. Bunlar dinin mühendisi. Teknik adam bunlar. Evet. Ruh adamı değil bunlar. Mana adamı değil.